Geçiyoruz. Yani şu bildiğiniz gibi burada geçmiş yıllardan bu yana Selimiye'den veya diğer Boztepe'den vesaire tüm gelen yüzeysel sular en düşük kot olduğu için burada toplanıyordu ve göllenmelere neden oluyordu. Zaman da zaman da burada araçların su sıçrattığına şahit olmuşsunuzdur. Şimdi biz bunu 800'lük hatta bağlayarak bir kısmını burayı rahatlatmış oluyoruz 800 hatla beraber. Kalan bölümde de İnayet Caddesi'ne bağlanan bölümüne kadar da 400 metrelik bölümden sonraki bölümü de dereye bağlayarak yağmur suyu problemini çözmüş oluyoruz. Burası toplam Fevzi Çakmak Caddesi 460 metre. İnayet Caddesi de 160 metre. Dolayısıyla burada biz bu çalışmayı bitirdiğimiz anda Kemer Köprü'ye kadar olan hatta İnayet Caddesi de dahil olmak üzere burayı rahatlatacağız. Ama buradaki konsepti de yol standardını da değiştirmiş olacağız. Bir genişletme çalışması oldu kaldırımda. Orta refüjde sadece altyapıda Telekom'un, YEDAŞ'ın çalışmaları bittikten sonra asfalt çalışmaları sırasında burada orta refüjü daha geniş tutarak bir yeşil koridor, bir bant refüj oluşturacağız ve buraları da çiçeklendirerek şehrin ortasında güzel bir görünüm kazandıracağız. Ve bundan sonra da artık buradaki suların Şarkiye Mahallesi'ne basma riski ortadan kalkmakla birlikte şehir içerisindeki konforu da sağlamış olacağız. Ordumuzu, ilimizi rahatlatmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz.